Hayırla yad edilmek, hayır duasını almak, Allah rızasını kazanmak için yaptırdım bütün bu eserleri ben demiştir Mimar Sinan. Eyüp Sultan'da, Eyüp Sultan'ın yanı başında Cafer Paşa Medresesi ve türbesindeyiz. Kültürün taşa toprağa yansıdığını gördüğümüz mekanlardan biri, büyük bir külliye şeklinde inşa ettirilen Cafer Paşa Medresesi, 16. yüzyılda Cafer Paşa tarafından Mimar Sinan'a inşa ettirilmiştir. Kanuni Sultan Süleyman'ın silahdarı olarak görev almış Cafer Paşa, sonraki yıllarda vezirliğe yükselmiştir. Aynı zamanda Sokullu Mehmet Paşa'nın kızıyla evlenerek damadı olmuştur. Bu medrese, revaklı Osmanlı eserlerinden, avlu etrafında sıralanan camilerden ilham alınarak inşa ettirilmiştir. Avlu etrafında sıralanan U şeklinde tekke hücreleri bulunmakta. 12 adet hücre şeklinde odası bulunan medrese o yıllarda derslik olarak kullanılmış. Büyük derslik odası olarak geçen yerde Eyüp Sultan'ın tarihini anlatan kronolojisi bulunur. Burada şehrin 3 boyutlu maketini de görebilmekteyiz. Evliya Çelebi seyahatnamesinde 17. yüzyıla dayandırarak ilk oyuncak esnafının Eyüp bölgesinde olduğunu ifade eder. Günümüzde bu derslikler nakkaş, beyaz perde, Eyüp oyuncakları ve musiki gibi sanatların tanıtılması üzerine kullanılmakta. Ayrıca Türkiye'de ilk film stüdyosu Eyüp Sultan'da Feshane bölgesinde kurulmuştur. Tasavvuf yapılarıyla en çok adlandırılan tekkelerin önemli merkezlerinden biri olmuş Eyüp Sultan'da sadeliğiyle ön plana çıkmıştır bu mekan. Klasik Osmanlı üslubunun etkilerini açıkça gördüğümüz bu külliyede sadece tek bir kitabe bulunmaktadır. Medresenin girişinde bulunan türbede 3 çeşitli mezarlardan oluşur. Bunlar şahideli, kaideli ve sandukalı mezarlar olmak üzere 3 tipte toplam 28 adetten oluşur. Cafer Paşa'nın mezar taşının üzerinde Ya Hay devamında kelime-i tevhid, altta ise Ya Kayyum yazmaktadır. Mezarında dikdörtgen prizma şekilli gövdenin iki yanında simetrik konumlandırılmış yaprak bezemesi bulunur. Burada Osmanlı dönemindeki mezar taşlarının ne anlama geldiğini Serpuş Odası'ndan da öğrenebilirsiniz. Cafer Paşa türbenin tamamlanışından 2 yıl sonra 1587'de vefat etmiştir. Burası günümüzde Cafer Paşa Medresesi Kültür Sanat Merkezi olarak hizmet vermekte.